5. sınıf Türkçe 2. dönem 2. hızlı hazır mısın Tonguç'um? Hazır değilim hocam, o yüzden zaten buradayım. Harikasın, hazır olmaman mükemmel bir şey. Zaten atalarımız ne demişler? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp demişler. Biz şimdi sana öğreteceğiz mükemmel bir şekilde. Arkana yaslan, emniyet kemerini bağla, koltuğunu dik konuma getir ve bugün seninle ilk başta bilmemiz gerekenler kısmına bakacağız. Yani cümlede yazılı anlam... Yazılı soruları nerede hocam? Yazılı soruları burada bak. Yazılı sorularımızı mükemmel bir şekilde hazırladık. Hatta birazcık da zor hazırladık ki sen sınavda birazcık takıl. Birazcık soruları nereden edelim. Buldunuz hocam? Soruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına baktık. Birçok öğretmenle görüşme yaptık. Hocam bize soruları verir misiniz dedik. Sence vermişler midir? Vermişler de inşallah vermişler. Hayır vermediler. Ama dediler ki hocam biz buna benzer soracağız. Yani ses bilgisinden, kökler ve ekler konusundan, aynı zamanda isim kök, fiil kök farkını, çekim eklerini, yapım eklerini, ünlü düşmesi, ünlü daralmasını öğrencilere soracağız dediler. Bize bunlarla alakalı süper sorular hazırladık. Birazdan sorularımız geliyor ama öncesinde bilmemiz gerekenler kısmında sana bu konuların ne olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Sen arkana yaslan, dikkatli bir şekilde dinle. Sonrasında bu bilmemiz gerekenler kısmını kısa bir şekilde dinledikten sonra sorularımıza geçelim. Tak 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 cevaplamaya çalışalım. Ha, bazı sorularda doğru cevap bilebilirsin, bazı sorularda bilemeyebilirsin. Çok uzun sorular vuracağım ya. Hiç korkmana gerek yok Tonguç'um. Soru ne kadar uzunsa aslında o kadar leziz ve kolaydır. Niye? Çünkü uzun sorunun içerisinde bilgi de vardır. Uzun sorunun içinde bazı taktikler de vardır. Dolayısıyla biz bütün bu taktikleri sana vermeye çalışacağız. İstersen önce bilmemiz gerekenlerle başlayalım. Sonrası sorularımıza geçelim. Sen soruları yaparken eğer cevap biliyorsan cevaplarsın. Bilmiyorsan da bizi dikkatli bir şekilde dinlersin. Şimdi ilk başta Tonguç'um yazılı konularımız neler? Zaten cümlede anlam ve parça anlam değişmez bir gerçek. Yani mutlaka bize bir paragraf veriyorlar. Bu paragrafın, bu metnin, bu parçanın içerisindeki anlamı, ana düşüncesi nedir, baba düşüncesi nedir, yardım düşüncesi nedir, bunların hepsini soruyorlar. Ve ardından da cümle anlamıyla alakalı sorularımız geliyor. Ve sonrasında isim kök, fiil kök, çekim eki, yapım eki bunları göreceğiz. İlk başta şunu hatırlayalım. Neden sonuç? Bir cümlenin eğer nedeni, gerekçesi, sebebi varsa ve genellikle böyle üzüntülü ifadeler vardır. İşte cam kırıldığından ses geliyor. Hava soğuk olduğundan dışarı çıkamadık. Kar yağdığından yollar kapandı gibi bir neden ve bir sonuç var. Ama sonuçta ise gülümseyen bir yüz var. Niye? İnsanlar güzel şeyleri, iyi şeyleri, böyle hoş şeyleri amaçlar. Sınavı kazanmak için çalışıyor. Yazılıdan yüz alayım diye buraya geldim. Çok başarılı olmak için Tonguç izliyorum gibi amaç sonuç cümleleri var. Koşul sonuç cümleleri ise daha çok böyle babaanne, anneanne, teyze, anne cümleleri gibi. Ödevini yaparsan dışarı çıkarsın. Yani yoksa hiçbir şey yapamazsın. Aynen senin dediğin gibi Tonguç'um. Eğer bir şey yaparsan sana bir ödül veririz. Yapmazsan sıkıntı yaşarsın gibi. Böyle bir koşula, bir gerekçeye bağlı cümleler. Özel ve nesnel cümleyi zaten doğduğumuzdan beri biliyoruz. Daha doğar doğmaz dediler ki özel cümle kişisel cümledir. Mutlaka içerisinde yorum vardır, soyuttur. Bu tarz cümleler içinde fikir, düşünce barındırır. Nesnel cümle ise kesinlikle kanıtlanabilir cümleler. Dünya yuvarlaktır. Aynen, dünyanın yuvarlak olması nesnel. Yuvarlak değildir hocam, dünya geoid şeklindedir. Lütfen rica ederim. Vay, gerçekten beni tongaya düşürdün. Bilimsel konuşalım lütfen. Gerçekten çok zeki ve başarılı bir öğrensin. Yani gökyüzünden baktığımız zaman mesela Ay'a gittiysen mutlaka gitmişsindir müsait bir zamanda yazın veya geçen sene. Ay'a benzer yüreğim hocam. Harika bir şarkı, gerçekten bunu hatırlattın. Uzaydan dünyanın görüntüsünü çekmişler. Geoid, ama tabii ki yuvarlak diyoruz biz ona da artık. Yani dünya yuvarlaktır diyoruz. Ama dediğim gibi bilimsel olarak baktığımızda geoid şekli var. İşte bu bilimsel bir cümle, nesnel bir cümle, kanıtlanabilir cümle. Şimdi isim kök, fiil kök, çekim eki, yapım eki kısmına bakalım. Burası daha çok sözcük yapısıyla alakalı. Tonguç'un bir sözcüğün kökü mutlaka vardır. Mesela şöyle düşünelim. Ağaçlar dediğimizde. Bu sözcüğün kökü sence? Ağdır hocam, ağ atmaktan gelir. Örümcek ağı ile ağacın bir alakası yok. Ya da ağ var ya, köy ağası, hani züğürt ağı, hıyar ağası. Onunla da ağacın arkası yok. Dolayısıyla bu sözcüğün anlamlı en küçük parçası. Ben hıyar ağasıymışım hocam, annem öyle söylüyor. Güzel bir şey. Hıyar ağası ve salatalık ağası gerçekten sebze dünyasında bir otorite demek. Güzel bir unvan. Tebrik ediyorum seni. İleride manav olmayı düşünüyorum. Aferin. İleride sen muhtemelen kabzı mal olacaksın ama sıkıntı yok. Ama yine başarılı bir insan olacaksın. Şimdi bak, ağaç dediğimizde sözcüğün anlamlı en küçük parçasının A, senin söylediğin gibi, ya da A olması imkansız. Sözcükle bağlantılı olması lazım. Bu sözcüğün anlamlı en küçük parçası ağaç. Peki ağaca biz ağaçmak diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman bu sözcüğün anlamlı en küçük parçası bir isimdir diyeceğiz. İsim kök. Sonrasında da çokluk iki lerler gelmiş. Nerede çokluk? Orada lerler. Harikasın diyeceğiz ve geçeceğiz. Ama bazı sözcükler ise diyelim ki sevgi. Sevgi sözcüğünün kökü ise sevmek. Sevmekten sevgi diyebildiğimiz için ve buraya da mekik getirebildiğimiz için bu sözcüğün köküne ise fiil kök diyeceğiz. Ve burada sevmekten sevgideki gi ekinin sözcüğün anlamını ve türünü değiştirdiği için
Mavi ile çizdiğim kısmına yapım eki diyeceğiz. Ye diyeceğiz. O ama, ye. O ye. Ama ağaçlar sözcüğünde ise ler eki. Nerede çokluk orada lerler. Çokluk bildirdiği için. Sözcüğün zihnimizdeki anlamı değişmediği için. Buna ise çokluk çekim eki diyeceğiz. Zaten yapım eki ve çekim ekiyle alakalı birazdan gerçekten zor sorular çözeceğiz. Yani yazılının biraz daha üstüne sorular hazırladık ki sana sınavda ya Tonguç'ta çözdüğüm sorular bayağı zordu. Buradakiler daha kolaymış, lokum gibiymiş diyemeni sağlamak istedik. Burada şunu bilmemiz lazım. Çekim ekleri, çokluk eki var, iyilik ekleri var. Bir varlığın kime ait olduğunu gösteren mesela ağaçlarım, ağaçlarımız, ağaçların, ağaçlarınız gibi bir varlığın kime ait olduğunu bildiren ekler var. Aynı zamanda ağaca, ağaçta, ağaçtan, ağacı gibi belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma hal eklerimiz var. Aynı şekilde Tonguç'um tamlama ekleri var. Mesela ağacın yaprağı, ın, ı dediğimiz tamlayan tamlama ekleri var. Yapım ekleri ise 4 tane. İsimden isim olabiliyor. Simitten simitçi. İsimden fiil oluyor. Baştan başlamak. Fiilden isim oluyor. Sevmekten sevgi. Fiilden de fiil oluyor. Mesela hocam, tanımaktan... Hocam ikincisi isimden fiil olacaktı hocam. İsimden fiil olacaktı. Evet, hepsi kafam karıştı. Çok gerçekten zeki, dikkatli, başarılı ve aynı zamanda haylaz bir öğrenci. Tebrik ediyorum seni. Fiilden fiil olabiliyor. Tanımaktan tanışmak gibi. Bu 4 çeşit yapı ekinde birazdan sorular üzerinden çok güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Şimdi gelelim... Ünlü düşmesine. Ünlü düşmesi deyince aklına ne geliyor Tonguç'un? Tarkan'ın yolda giderken bacağına bir şey takılıp düşmesi. Aynen. Ünlü düşmesi tam da bahsettiğim bir şey. Olur mu Tonguç? Ne alakası var? O ünlü düşmesi değil. O şöhretli bir insanın sıkıntı yaşayıp paparazzi... Yıldız kayması pardon. O yıldız kayması. Aferin. Tebrik ediyorum seni. Gene dersler arasında bir de geçiş yaptı. Neyse. Ünlü düşmesi veyahut da ünlü daralması ya da ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz yumuşaması veya ünsüz türemesi. Bunları bulurken bizim ilk başta bilmemiz gereken esas da sözcüğün yapısı. Yani sözcüğün kökü. Mesela şöyle diyelim. Ben Z, D dediğimizde bu sözcüğün kökünün sen eğer beniz olduğunu biliyorsan hani aynen, soluk beniz işte koyu beniz diyen ten çok var, zor bir örnek çok kazıkül aziz bir örnek verdim çünkü sen başarılı bir çocuksun. Bu sözcüğün kökünün eğer beniz olduğunu biliyorsan benizden benzemeyin yani iyi ünlüsünün düştüğünü görebilirsin. Ah ama eğer bu sözcüğün kökünün beniz olduğunu bilmiyorsan zaten bulamazsın ki. Dolayısıyla sözcüğün kökünü... Hocam ağızdan bir örnek verseniz. Mesela ağızdan ağzıma dediğimizi hemen yazalım bak. Ağzıma güzel kokular... Ağzını açtı. Ağzını açtı. Ağzını açtı dediğimizde burada da yine ı ünlüsünün düştüğünü görebiliyoruz. Oyundan oynadı dediğimizde bak. Oyunladı diyoruz. Oynadı dediğimizde burada da yine u ünlüsünün düştüğünü görebiliyoruz. Bu ünlü düşmesinin örneği. Tabii bunun haricinde mesela diyelim ki minicik bir çocuk dediğimizde de burada da minikçik bir çocuk. Bu sefer de ünsüz düşmesi olduğunu göreceğiz. Of ne kadar yani sözcüğün anlamlı en küçük parçasını bulmamız gerekiyor. Sihirli bir dünya. Mucizevi bir dünya Türkiye'nin. Bu dünyanın içine kaybolmak istemiyorsan sıkı sıkı sandalye. Oğlum sorulara geçelim artık sorulara ya. Sorulara geçeceğiz. Hemen şöyle de söyleyeyim. Parça anlamı zaten çok basit. Ana düşünce düşüncelerin neydi Tonguç? Anasıdır. Evet. Düşüncelerin annesidir. Yani yardım... Babası kim bunun? Evet. Babasını bilmiyoruz şu anda. Babası da konusu olsun. Yani bu bir yardımcı düşünce. Bu bir yardımcı düşünce. Bu da bir yardımcı düşünce. Bu da bir yardımcı düşünce. Bu yardımcı düşünceler birleşip ana düşünceyi oluşturuyor ve parçada asıl anlatılmak istenen, asıl vurgulanmak istenen yazarın bu parçayı, bu metni, bu cümleleri yazma sebebi ana düşünce olmuş oluyor. Konu eserde bahsedilen başlık iki kelimeyle veya iki kelimeden, iki üç kelimeden fazla olmamak şartıyla ana düşünceyi hissettiren bir ifade oluyor. Yarının düşünce ana düşünceye ilişkilen diğer yan konular. Parçayı oluştururken veya tamamlarken mutlaka yapısal bağlantılara çünkü bundan dolayı ifadelere dikkat ediyoruz. Geçiş ve bağlantı ifadeleri ama öyleyse halbuki çünkü gibi ifadelerin olduğuna yani bağlaşlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi o zaman hemen sorumuzla hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu metnin ana düşüncesi nedir demiş. Bu tür sorularda şuna dikkat etmemiz lazım. Parçanın bütününü okuduktan sonra soruya geçmeyeceğiz Tonguç'um. Önce soruyu okuyacağız. Sonrasında parçaya geçeceğiz ki okumamız boşa gitmesin. Bu metnin ana düşüncesi nedir demiş. Zaten biz ana düşünceyi bulabilmek için mutlaka metnin bütününü okumamız lazım. Ve bilhassa da son cümlelere dikkat etmemiz lazım. Sonrasında anlatım biçimleri düşünce gelişme yollarını sormuş. Sonrasında da bu metnin türü nedir demiş. Evet şimdi burada şuraya bakalım. Evet. Dünyanın birçok şehrinde turistler için oluşturulan yapay çarşılar gördüm. Tamamında da müşterinin karşılanışından tutun, sunulan hizmetlere kadar her şey belirli bir senaryo içerisinde yapılıyor. Müşteri müşteri olarak kabul ediliyor ve ortalığı bu kuru menfaatten doğan kuru gülümseler kaplıyor. Ama bugün daha kapısından girerken mis gibi kokan kapalı çarşı öyle mi? O İstanbul'un değişmeyen yüzdür adeta. Burada işler geleneksel esnaflığın yazılı olmayan ama herkes tarafından da bilinen ve uyulan kurallarıyla yürüyor. Söz gelimi. Müşteri asla kandırılmaz.
güler yüzle ağırlanacak, bir misafir olarak görülür. Misafir mertebesine çıkarılan müşterileri sıcak bir gülümseme ve muhabbet eşlik eder. Çay, kahve ve zahter, kekik çayı ikram edilir. Benim favorim kekik çayıdır. Buranın en sevdiğim yanlarından biri de İngilizce, Arapça, Korece, İtalyanca gibi yabancı dillerde konuşan esnafın dükkanında bir de İstanbul ile turistin aynı anda aynı koşullarda alışveriş yapabiliyor olması. Burada metnin bütün okuduğumuzda kapalı çarşıda diğer çarşılara göre daha samimi bir işlem olması. O zaman bu metnin ana düşüncesi kapalı çarşının yapay çarşılara göre, bak burada yapay çarşılar görmedi ya, o zaman yapay çarşılarla karşılaştırmış. Yapay çarşılara göre daha samimi ve içten olması diyebiliriz. Zaten samimi ve içten benzer oluyor. O zaman burada kapalı çarşının özellikle anlattığı öğüdü ve ana düşüncesi burası daha samimi. Peki metinde bütün bunları anlatırken hangi anlatım biçimlerini düşünce gelişimi olarak kullandı? Birincisi, öncelikle şunu söylememiz lazım ki karşılaştırmadan faydalandı düşünce gelişimi yollarından. Kapalı çarşıyla diğerlerini, yani yapay çarşıları karşılaştırdı. Aynı zamanda bak şurada ne dedi? Söz gelimi dedi. Söz gelimi derken örneklemeye de yer verdiğini söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda benzetmeler de var. Mesela bakalım. Ortalığı bu menfaatten doğan kuru gülümsemeler kaplıyor. Bugün daha kapısına gelmiş gibi kokan kapalı çarşı öyle mi? Koku işitme duyularına, koklama duyularına faydalanmış. Burada işler geleneksel hesabın yazılı olmayan ama herkes anabilen ve uyulan kurallara göre söz gelimi güler yüzü ağırlanır. Misafir ağır. Müşteriyi misafire benzetiyor. Dolayısıyla burada benzetme sanatından, benzetme düşünce gelişimi yollarına kullanılmış. Peki bu metnin türü nedir dediğimizde burada kapalı çarşıyı gezmiş ve anlatan bir adam var. Dolayısıyla burada bir gezi yazısından faydalanılmış diyebiliriz. Açıklayıcı bir anlatım var. Bilgi veriyor bize. Ve aynı zamanda gezi yazısı var diyebiliriz. Sonuç olarak bu. Diğer bir soruya baktığımızda aşağıdaki cümleleri anlam özellikleri bakımından incelediğimiz ifade ettiği anlam özelliğini işaretleyiniz demeyiz. Şimdi neden sonuçta şöyle bir ifade olacak demiştik hatırlarsan. Amaç sonuçta gülümseyen bir ifade. Koşul sonuçta ise yin yang felsefesi. Yani böyle olursa böyle olur, öyle olmazsa böyle olur gibi. Böyle tiklemeli sorulara bayılıyorum hocam. Tebrik ediyorum seni. Hafıza olmasaydı öğrenilen her şey ne kadar çok olursa olsun kaybolup gitmeye mahkum olurdu. Ama hafıza olmazsa böyle olurdu. Olursa böyle olurdu, olmazsa böyle. Bak olmasaydı, olsaydı olmasaydı gibi ifadeleri görünce hemen koşul sonuç cümlesi diyoruz. Kötü planlama ve denetim yetersizliklerinden dolayı balık çiftlikleri çevreye zarar verebiliyor. Bak burada da yine bir neden sonuç ifadesi var. Arpa çuvalında duran tohum toprağa dökülse bile yeşerecek bir ortam bulamadığında meyve veremeden çürür gider. Yani eğer bir ortam bulabilirse çürümez ama bulamaması durumunda bu koşulda meyve çürüp gider demek istiyorum. Ekip daha uzun süreli ve yüksekten uçuşlar için test uçuşunun sonuçlarını değerlendiriyor. Ekibin amacı ne? Daha uzun süreli yüksekten uçuşlar. Bu amaçla uçuşun sonuçlarını değerlendiriyor. Amaç sonuç diyebiliriz. Gelelim özel nesnel cümlelere. Yazar bu kitabında bilim tarihinin en ilginç olaylarını anlatmıştır. Bak, en ilginç diyerekten bir öznellik katmış, bir kişisel düşünce, bir yorum katmış. Kapadokya'da topraklara yayılmış pek çok peri bacası var. Bunu kanıtlayabilirsin ki birden fazlaysa, 3-4 tane ise pek çoktur ki yüzlerce peri bacası da var. Realizm 19. yüzyılda pek çok sanatçı derinden etkilemiştir diyor bak. Pek çok sanatçı etkilemiştir dese bunu kanıtlayabilirsin. 2-3 tane sanatçı etkilese kanıtlarsın ama derinden ne demek? Sana göre derin, bana göre derin farklı. O yüzden burada kişisel bir düşünce, kanıtlanamayan bir ifade, özellik var. Bitkilerin liflerinden elde edilen kumaşlar giysi haline getirilir. Bu da yine kanıtlanabilir, nesnel bir ifade. Bunu da rahat bir şekilde ispatlayabiliriz. Şimdi gelelim başka bir sorumuza. Bu metindeki yazım yanlışlarını bulunuz demiş. Bulalım, sıkıntı yok. Bu metindeki yazım yanlışlarını bulalım. Hollanda denince akla ilk gelenlerden biri Amsterdam'dır. Amsterdam ama biz burada Amsterdam bahsediyoruz. Yazım yanlışlarını bulmaya çalışıyoruz. Burada metni okuyup ana düşünceni bulmayacağız. Hollanda denince akla ilk gelenlerden biri yel değirmenleri. Burası çok rüzgarlı. Tamam. Hollanda'da çok yel değirmeni bulunmasının bir nedeni de bu. Tamam, D'yi de ayrı yazmış. Bir nedeni bu diyebiliyoruz. Bir nedeni de bu diyebiliyoruz. Hala bir yazım yanlışı bulamadım. Yel değirmenlerine Avrupa kıtasının çeşitli yerlerine rastlamak mümkün. Aa bak, burada bir sıkıntı var. Kıtasının derken bunu ayırmaması lazım. O zaman burada şu kısmı şöyle çarpıyla düzeltiyorum. Çeşitli yerlerine rastlamak mümkün. Çeşitli yerlerin rastlamak mümkün diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. Çeşitli yerlerinde diye bitiştirmemiz lazım. O zaman burada da şu ikisi birleşmeliydi. Yani eğer böyle olursa birleşsin diyoruz. Bak birleşsin.
Şöyle olursa da ayrılsın demek. Burada birleşsin, birleşmesi lazım. İkinci bir hatamızı bulduk. Rastlamak mümkün. Ama en çok sayıda yel değirmeni Hollanda'da bulunuyor. Hollanda bulunuyor diyemiyoruz. Hollanda'da bulunuyor dememiz lazım. O zaman burada da herhangi bir hata yok. Buradaki yel değirmenlerin geçmişi... Aa bak buradaki yazmış. Buradakiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz. Buradakiler diyebiliyorsak bitişi yazmalıydık. Halbuki burada buradaki diye ayrı yazmış. O zaman ki'den sonra l'deki yitirdiğimizde bitişi olması lazımdı. O yüzden bu ikisi birleşmesi lazım. Kıtasının da kesme işareti olmaması gerekiyordu. Yerlerinde bitişik olması gerekiyordu. Buradaki de bitişik olması gerekiyordu. Şu ana kadar 3 tane hata bulduk. Belki gözümüzden kaçan da vardır. Yel değirmenlerinin geçmişi Orta Çağ'a dayanıyordu. Aa, burada hata olmuş. Orta Çağ'ın O'su ve Ç'si büyük olması lazım. Yani Orta Çağ diye büyük yazılmalıydı. Devam ediyorum, dayanıyor. Yel değirmenleri un öğütmenin yanı sıra başka amaçlarda da kullanılmış. Bak burada da yanı sıra ayrı yazılır. Bu bilgiyi bilmemiz lazım. Yanı sırayı bitişik yazmış. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. hatamız oldu. Başka amaçlarda kullanılmış. Başka amaçlarla kullanılmış diyebiliyoruz. Başka amaçlarla da kullanılmış diyebiliyoruz. O zaman buradaki D'da bağlıcı da ayrı yazılması gerekiyor. Niye? D'yi cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazılıyordu. Cümleden çıkaramıyorsak bitişik yazılıyordu. Yerlerin rastlamak mümkün diyemiyorduk. Çıkaramıyorduk. O yüzden bitişik yazılması lazımdı. Amaçlarla kullanılmış. Amaçlarla da kullanılmış diyebiliyoruz. O zaman burada da ayrı yazılması lazım. Geçmişte Hollandalılar su kenarlarına yaptıkları setler ve yel değirmenleri bak. Hollandalılar eğer bir yapma eki aldıysa bir özel isim. Mesela Türkçe diye yapma eki aldığı zaman ayrılmaz. Hollandalı dediğimiz zaman ayrılmaz. Dolayısıyla burada da bu kesme işareti olmaması gerekiyordu. Bitişik yazılması lazım. Aynı şöyle bak. Hollandalı deyince bitişik yazacaksın. Ankaralılar dediğin zaman bitişik yazacaksın. Ama Ankara'dan deseydi bu yapım eki değil çekim eki olduğu için ayrı yazabiliyorsun. Mesela şu da çok çıkar sınavlarda, birçok öğrenci hata yapar. Türk kelimesi Ç yapım eki aldı ya, artık bunu böyle ayıramazsın. Türkçenin bu şekilde yazılır. Kesinlikle kesme işareti koyamazsın. Ama Türk'ün dediğin zaman, mesela Türk'ün birçok dostu vardır dediğin zaman burada kesme işareti ayırman lazım. Çünkü bu bir çekim eki. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bu belli dönemlerde doğru ama bazı zamanlarda bizim Türklerden başka dostlarımız da olabiliyor. Bazı milletlerle anlaşabiliyor. Ben İngilizleri çok seviyorum. Saçmalama, dejenere olma. İngilizler... Hayır, İngiliz arkadaşıma mektup arkadaşım hocam normal. Ha, güzel. O, bazıları iyi ama İngilizler geçmişte bize birazcık... Eski İngilizleri demiyorum hocam. Ha, ben İngilizleri diyorum. Pardon, sen Dingilizler diyorsan. İngilizler evet iyileri var. Aferin. Hollandalılar su kenarlarına yaptıkları setler ve yel değirmenleriyle sellere ve su taşkınlarına karşı koymaya çalışmışlar. Burada da herhangi bir yazım hatası yok. O zaman Hollandalılar bitişik yazılmalıydı. Amaçlarla da ayrı yazılmalıydı. Yanı sıra ayrı yazılmalıydı. Orta Çağ büyük yazılmalıydı. Buradaki bitişik yazılmalıydı. Yerlerinde bitişik yazılmalıydı. Kıtasının da kesme şartı olmaması gerekiyordu. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bulmuş olduk ve kendimizi tebrik ediyoruz. Gelelim bir de noktalama sorumuz var. Zaten bunlar her zaman her yazıda karşımıza çıkan sorular. Yay ayraçlara uygun noktalama şartını getiriniz. Getirelim. Bu sanatçının dili okuyucuyu şaşırtma ve sarsılma anlayışı üzerine kurulur. Sarsma anlayışına yüzden kuruldu. Şimdi bir kere buraya nokta geleceği için buraya noktalı virgül gelemez. Buraya sadece virgül gelse yeterli. Eğer buralarda virgüller olsaydı buraya belki noktalı virgül getirirdik. Hani noktalı virgül virgülün daha karizmatiğiydi. Ama virgül yok. Buraya sadece virgül getirmemiz yeterli, kurtardık. Buraya niye nokta geldi? Hem cümle bitti, anlam tamamlandı. Hem de yeni bir cümle başladı. Şimdi büyük harfle başladı. Şimdi bunu bitirmemiz lazım. Özgün imgelerin ritmi her türlü denemeyi kucaklayacak kadar çeşitlidir. Tamam. Şimdi buraya nokta koyamayız. Çünkü sürrealist kuşak başlamış. Virgül koyalım. Sürrealist teknikleri şiirimize en ciddi biçimde uygulayan şairdir. Özgün ritmi her türlü deneyimi kucaklayacak kadar çeşitlidir. Sürrealist teknikleri şiirimize en ciddi biçimde uygulayan şairdir. Şairdir dediği için buraya bir kere nokta koyacağız. Burada da bir virgül olduğu için, zaten içerisinde virgül barındırdığı için burayı noktalı virgül yapacağız. Niye? Noktalı virgül, virgülün daha karizmatiğiydi. Yani sadece virgül olsaydı tamam ama bir virgül varken ikinci bir virgül kullanacağımız zaman daha da karizmatik virgül olan noktalı virgülü kullanmamız gerekiyor. Burada niye bitirdik? Şairdir dedi, cümleyi bitirdi. Artı burada büyük bir cümle, büyük bir harfle başladım. Onun şiirinde sözcükle dizi arasında korkunç bir inatlaşma vardır. Neymiş bu inatlaşma? Sözcük kullanıldığı dizi içerisindeki yerinden dolayı okuyucu tarafından yadırganır. Ha bak, yadırganır'a nokta koyduk. Burada bir virgülümüz var. O zaman şöyle diyeceğiz. Onun şiirinde sözcükle dizi arasında korkunç bir inatlaşma vardır. Noktalı virgül. Sözcük kullanıldığı dizi içerisindeki yerinden dolayı okuyucu tarafından yadırganır. Şimdi buraya niye noktalı virgül koydunuz hocam? Yine aynı mantık. Bak. Eğer şöyle bir cümle var. Burada bir yüklem. Burada bir yüklem varsa sen buraya virgül getirirsin. Ama bu iki cümlenin içerisinde birden fazla yüklem alan cümlenin içerisinde
Herhangi bir virgül varsa bu sefer daha karizmatik virgül olan noktalı virgülü getirmemiz gerekiyor. O yüzden burada noktalı virgül olacaktı cevap. Şimdi devam ediyoruz. Dil bilgisi sorularımızda hızlı olacağız. Gerçekten süper bir şekilde gidiyoruz. Bu arada yazılar nasıl gidiyor Tonguç'um? Diğer tüm matematik fen falan onlar da iyi değil mi? Evet hocam. Harikası, tebrik ederim. Aşağıdaki cümlelerde ses bilgisi kurallarına aykırı yazılan cümlelerdeki yanlışları bulunuz. Doğrusunu yazınız diyor. Bak şimdi. Yine yazım yanlış sorusu ama bu sefer ses bilgisi açısından inceliyoruz. Mahmut okulunda herkesin bildiği seçkin bir öğrenciydi. Seçkin değil, seçkin olması lazımdı. Burada bir hata yapılmış. Odasını toplayıp eşyalarını dolaba yerleştirdi. Şimdi odasını toplayıp eşyalarını dolaba yerleştirdi. Burada tabii doğrusu yazılmış. Burada dolapa olacaktı. Dolapa olduğu zaman yazım yanlış oluyor. Ama dolaba olursa doğrusu oluyor. Biz burada direkt arkadaşlar doğrusunu yazmışlar, sıkıntı yok. Dolaba olacak. Yani dolapa, ağaça diyemezsin. Ağaca, dolaba, kalpe diyemezsin. Kalbe demen gerekiyor. Ünsüz yumuşaması diyoruz buna. Aynı buradaki gibi seçkin diyemezsin. Seçkin demen gerekiyor. Hani saygın, doygun diyebiliyorsun ama sonu ç ile bittiği zaman, yani peçete k ile bittiği zaman seçkin olması gerekiyor. Dağa tırmanmak için uzun süren antrenmanlar yapmak gerektiğini anlamıştı. Burada da çok dikkatli baktığımızda anlamıştı değil, anlamıştı olması lazım. Yine ünsüz benzeşmesine uyumlu olmuş. Ağzın içi farklı ve hassas deri hücreleriyle kaplıdır. Ağzın içi değil, ağzın içi olması lazım. Burada mesela nesili tükenmekte olan hayvanlar diyemezsin. Nesli demen lazım. Ağzın içi değil, ağzın içi. İşte göğsüm kabar değil, göğsüm kabardı. Oradaki ü'ler, ı'lar düşmesi lazım. Burada ünlü düşmesini yapmamış. O yüzden de ses bilgisi kuralına aykırı yazılan bir yanlışlık olmuş. Onu sevdiğinden duyacağı, onun sevdiğinden duyacağı ufacık bir söz bile mutlu ederdi. Onu sevdiğinden duyacağı ufacık bir söz bile mutlu ederdi. Burada bir yazım hatası yok. Eğer ufacık deseydi, yani ünsüz düşmesi olsaydı burada bir yazım hatası oluşuyordu. Ve hatta duyacakı deseydi, yani buradaki ecek acak ikinası olur. Ama burada herhangi bir yazım yanlış yok. O zaman yazım aykırı yazılanlar burada seçkin değil seçkin olacaktı. Dolapa değil dolaba olacaktı. Anlamıştı değil anlamıştı olacaktı. Ağzın değil ağzın olacaktı. Burada k ünsüz düşmüş. Bunu zaten biliyoruz. K ünsüz yumuşamış. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim ses olaylarıyla alakalı başka bir sorumuza. Hocamız bize sınavda ses olaylarını bulunuz diye kelimeler verebilir. Veya böyle zor bir sınav yapıp direkt parça verebilir. Veyahut da az önceki soruda olduğu gibi ses bilgisine bağlı yazım yanlışları yapar. Onları bulmamızı isteyebilir. Şimdi anne gibi listelemeliyiz. Peki biz hocam ses olaylarını nasıl bulacağız? Mantığımız şu. Sözcüğün kökünü bulacağız Tonguç'um. Sözcüğün kökünü bulduğun zaman zaten kökü kendini teslim eder ve kökle yeni haldeki değişimi anlayıp ses olayını bulabilirsin. Anne gibi sevmeli çocuğu şair ve yazar. Şimdi burada annenin kökü anne gibi sev çocuk. Aa burada K ünsüzü yumuşamış. O zaman buraya ünsüz, bak şöyle yazıyorum. Ünsüz yumuşaması diyorum. Niye? K, G olmuş. Şair, şairin kökü şair ve yazmak, yazar. Burada bir sıkıntı yok. Çocuk edebiyatına yönelenler bak. Edebiyat, edebiyatın olmamış. Bazı yabancı kelimeler. Hukuk, hukuku olmaz. Hukuku olur. Edebiyat, edebiyatı olmaz. Burada da ünsüz yumuşamasına aykırılık var ama herhangi bir ses olayı yok. Belki edebiyatına derken bir kaynaştırma harfi var. Bu kaynaştırma harfini şöyle neyi gösterelim. Ama temelinde bir ses olayı yok. Yönelenler, sevgisiz, yön, yönelmek, sevmek, sevgi, yaklaşıyorlar, yaklaşmak. Burada bir hata yok. Çocuka derken yine K yumuşamış. O zaman burada da yine ünsüz yumuşaması diye yazıyorum. Tonguç evladım benim. O zaman da çok yapay bir şeyler yazıyorlar. O zaman da çok yapay bir şeyler yazıyorlar. Sevgi, sevmek, sevgi ve doğallık, doğallık. Burada yetmez, yetmek. Kalem, kalemi, yazmak, yazabilecek. Güçte. Aa bak. Güçte değil, güçte olmuş. Burada da D, T'ye dönüştüğü için ünsüz benzeşmesi, yani sertleşme var diyebiliriz sonuç. 1, 2, 3. ses olayını bulduk. Çünkü çocuk edebiyatı, edebiyatı dememiş. Ünsüz yumuşamasına ters bir şey var ama olsun. En zor yazı türü. Yazmak, yazı türü. Önce ana dilini yetkin değil yetkin olmuş. Bak burada yine ünsüz benzeşmesi var. Saymaktan saygın diyorsun. Doymaktan doygun diyorsun. Yetmekten yetkin değil yetkin diyorsun. K, G, K'ye dönüşüyor. O zaman burada da yine ünsüz benzeşmesi var. Sertleşmesi var diyeceğiz. Kullanmak, kullan. Gerekmek, gerekir. Sonra sevmek, sevgi, doğal doğallık, yetmek, yetenek ve dil, bilinç, bilinç, bilinci olmuş bak. Ç, C'ye dönüşmüş. Buradaki Ç, C'ye dönüştüğü için burada da yine ünsüz yumuşaması olduğunu yakalayacağız Tonguç'um. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. ses olayımızı bulduk.
Ancak o zaman içindeki çocuk K, yine R olmuş. Ünsüz yumuşamasını bir kez daha burada görüyoruz. Ünsüz yumuşaması görür yazar. Onun ile yürür. Onunla yürür derken burada yine İ'nin düştüğünü söyleyebiliriz ama bu lale ekide olarak geçtiği için bunu hocanız sormayabilirim. Biraz daha ileriki sınıflarda göreceğim şey. Yürümek yürür. Annesinden S kaynaşma harfi var burada. Babasından yine babası burada yine S kaynaşma harfi var. Şöyle KH yazıyorum. Yaşasınlar var kaynaşma harfi. Daha yakın olur. O çocuk çocuğa. K yine ünsüz yumuşaması olarak karşımıza çıkıyor. Bu yaş da değil, bu yaş ta olmuş. Dolayısıyla ünsüz benzeşmesini bir kez daha burada görmemiz gerekiyor. Olmuş. Bu yaş da değil, ta olmuş. Bu D'yi de yine böyle gösteriyorum. Ben her çocuğun yine ünsüz yumuşaması var. Burayı da bir kez daha şöyle gösterelim. Ünsüz yumuşaması. Kalbinde, bak kalbinde de yine P, B olmuş. Yine burada da ünsüz yumuşaması var. Kalp, şöyle biraz daha yukarı alayım şöyle. Kalp, kalbinde diyoruz. Kalpinde demiyoruz. PB olmuş. Yer indim. Bak burada da zor bir şey var. Şimdiye kadar hep kolaydı. Çocuk hemen kendini teslim etti. İşte ne bileyim güç de. Ama burada bak etmekten edindim oluyor. Et, etmek edindim oluyor. Et, etiyor değil de ediyor diyoruz. Burada yine D'nin altında hemen şöyle ok çıkarıyorum. Ünsüz yumuşaması olduğunu biliriz. Dolayısıyla etmek edindim. Kalp, kalbinde. Çocukun. Yaş da değil yaşta. Çocuka. Bilinç değil bilinci, yetkin değil yetkin, güçte değil güçte, çocuğa ve çocuğu, bunlar hep birer ses olayı olduk olmuşum. Gelelim şimdi yine esaslı sözcüğün kökünü bularaktan devam ediyoruz. Yani zaten sözcük köküyle ses bilgisi birbiriyle bağlantılı olduğu için aynı sınıfta yaşıyoruz. Aşağıdaki metinde yer alan sözcüklerin isim kök mü, fiil kök mü olduğunu belirtiniz diyor. Bakalım bugünkü şekilde, şimdi bunun kökü bileşik sözcük olduğu için bu ve gün sorulmaz ama yine de bu olduğunu görelim. Şekil. Bak bu sözcüğün kökü şekil. Hatta ünlü düşmesi de var. Aynı zamanda onu da hatırlamış olalım. Saçlarım şekil, yolundan çekil. Çekiliyorum. Hadi görüşürüz Sonuç'um. Burada şekil isim olduğu için buraya isim yazıyorum. Modern isim. Yüzmekten yüzme fiil. Bak yüzmek diyebiliyoruz. Yüzme fiil. Spor isim. Şöyle altında çiziyorum bak. Yüz. Spor. İlk isim. Olmak fiil kök. İngiltere zaten özel isim. O yüzden kök mü aramaz ama yine isim yazalım. Baştan başlamak yine isim. Yapım eki almış. İlk isim. Yüzmekten yüzme fiil. Bunu söylemiştik. Havuz isim. Havuzmak diyemiyoruz. İngiltere söylemiştik. Liverpool özel isim zaten. Şehirinde bak. Burada yine ünlü düşmesi var bak. Görüyor musun? Hem onu gösteriyor hem de şehir dediğimiz için isim kök olduğunu biliyoruz. Açmaktan açılmak. Açmak fiil kök Tonguç evladım benim. Bundan bu isim. Sondan sonra isim. İngiltere'yi zaten söylemiştik ve Amerika. Baş isim. Zaten baştan başlamak da görmüştük. Bu da önemli. Bu çıkıyor sınavlarda. Olmak yine fiil. Üzere yine isim. Bunu görüyoruz. Çeşitten çeşitli isim. Ülke isim. Yüzmek yine fiil. Şampiyona. Şampiyondan şampiyona yine bir isim diyebiliriz. Sonuç herhalde. Düzenden düzen. Yani düzmekten düzen. Düzenden düzenlemek değil de düzenden düzenlemek diyelim. O yüzden burada yine isim olarak alabiliriz. Sonra düzenlemek, düzenlenmek diye farklı yapım ekleri almış. Yüzmek yine fiil. Spor, spor yine isim. Bu isim demiştik. Modern isim demiştik. Hal yine isim. Almak yine fiil. Tonguç evladım benim. Yurt, yurdumuza bak. Burada yine bir ses bilgisi olayı karşımıza çıkıyor. Yurt, yurtumuza değil yurdumuza diyoruz. Ünsüz yumuşaması var. Burada yine yurtun altını çiziyorum ve isim diyorum Tonguç evladım benim ve T'nin de D olduğunu gör bak. Ses bilgisine de bir gönderme yapıyoruz. Daha modern bunlar isim zaten. Yüzmek fiil demiştik. Spor isim demiştik. İlk baştan başlamak bir kez daha isim olduğunu dile getiriyorum. Bu sene yine isim diyebiliriz. Sonuç evladım benim. Son yine isim diyebiliriz. Çeşidin isim olduğunu söylemiştik. Yüzmek fiil olduğunu. Kulüp yine isim olarak alabiliriz. Kurmaktan kurulmak yine fiil. Tonguç evladım benim. Yüzmek fiil, spor isim, Türkiye isim. Yüzmekten yüzme yine fiil. Federasyon isim. Burada federasyon kelimesi zaten isim olarak aldık. Kontrol yine isim. Faaliyet yine isim kök. Ve sürmekten sürdürmek fiil olarak alıyoruz. Şimdi buradaki şey öğrendim. Eğer bir sözcüğün önüne olmak diye getirebiliyorsak fiil oluyor. Getiremiyorsak isim oluyor. Bak olmak diyebiliyoruz fiil. Yüzmek diyebiliyoruz fiil. Ama başmak diyemediğimiz için bu isim oluyor. Bu bir. Aynı zamanda sözcüğün kökünü bilmek bize ses bilgisine bak. Şehir değil şehrinde olmuş. İyi düşünmüş.
Ne bileyim burada ne var? Yurtumuzda değil yurdumuzda olmuş. TD olmuş, yumuşamış diyebiliyoruz. Başta değil başta olmuş, ünsüz benzeşmesi olmuş diyebiliyoruz sonuçta. Şimdi aşağıdaki metinde yer alan altı çizili sözcüklerin eklerin çeşidini belirtiniz diyor. Tabii bu eklerin çeşidine geçmeden önce sen sınava nasıl çalışacaksın onu da bir söylemem lazım. Nasıl çalışacağım hocam sınavı? Birincisi sıfırdan beşe kitabında biz bunların hepsini mükemmel bir şekilde sol tarafta konu anlatımı sağ tarafta şeklinde verdik. Ben sana burada daha çok diğer bir konularını ödev olarak vermek istiyorum. Çünkü sen daha çok diğer bir kısa takılıyorsun. Bak ses olaylarında senin yaptığın espriyi de buraya koyduk hatta. Sayfa 36'yı mutlaka çalış. Sayfa 38'de yine ses olaylarının ünsüz süremesi, ulamalar, karnaştırma ünsüzleri var. Ve yine 40'ta ek kök konusunun sağ taraftaki soruları da çözerek. 42'de yapım eki, çekim eki konusunu ve yazım kurallarının olduğu kısımları çok iyi çalışman lazım. Burası dil bilgisayarıyla alakalı. Ve bunlarla alakalı soru da çözmeni istiyorum için. Soru değil de ben birazcık zoru çözmeni istiyorum. Zoru bankasında sayfaları hemen vermek istiyorum sana Tonguç'un. Bak sayfa direkt olarak bu görsel okuma yeni tarz sınava uygun sorular. Yeni nesil sorularda bunlar çıkıyor ileriki göreceğin sınıflarda. Sayfa 38, 39, 40, 41 ve yazım kurallarının olduğu 42, 43'lere bakman lazım. Bu arada Tonguç'un şuraya da bir ek kök yani sayfa 50, 51, 52, 53 buradaki zorulara dikkat. Bunlar biraz daha seçici sorular bakmalısın. Metin türleri de yani masal, fable, öykü, tiyatro bunları da sana sorabilirler. Bir de bir deneme örneği vereceğim ama deneme örneğini vermeden önce şunu da söyleyeyim. Artık yeni nesil sınavlarda hep yatay sorular var Tonguç'um. Sen bu yatay soruları çözersen hem bursluluk sınavlarında hem okulunda daha iyi sınıfa kaydolurken hem de ara sınıflarda yapılacak deneme sınavlarında veya ileride gireceğin 6'daki 7'deki 8'deki sınavlarda mükemmel bir başarı elde edersin. Burada toplam 4 tane denememiz var. Bu denemelerin aynı zamanda arkasına gerçek sınav provası yaşaman için optik formlar da koyduk. Bu yeni nesil sorular biraz seçici olduğu için bazı sorular takılabilirsin. Onları da yine kare kodu okutaraktan çok rahat bir şekilde uzman hocalardan dinleyebilirsin. Bak gördüğün gibi yatay tek sayfa sorular. Bunları da sana ödev veriyorum. Bununla mutlaka al ve çöz diyorum. Şimdi gel hemen eklerin çeşidini bulalım. Eklerin çeşidini biliniz diyor. Yazmaktan yazar. O zaman burası yapım eki ve fiilden isim yapan yapım eki. Eserinde derken bak şimdi eser onun eseri buradaki i şöyle yapalım. Bak yapım eklerini siyah renkle gösterelim. Yapım ekleri ye olsun. Siyah renkle gösterelim. Ye. Çekim eklerini ise morla gösterelim. Çekim ekinde mor harfi yazıyorum. Çekim eki diyelim. Ve onları da ç diyelim. Şimdi burada eseri derken şu çekim eki tamam mı? Altına yazıyorum ç. Ve D de çekim eki, Ç. Fakat D eserinde derken bu durum eki, yani hal eki. Eseri ise onun eseri diyebildiğimiz için iyilik eki. Kime ait? Ona ait. Duymaktan duygu derken Tonguç'um, duymaktan duygu bu bir yapım eki. Ve aynı yazmaktan yazar gibi fiilden isim olmuş. Düşünceye baktığımızda düşten düşünmek diye geçebilir kaynaklar ama sen onun hiç kafanı karıştırma. Düşünmekten düşünce. Dolayısıyla düşünmekten düşünce dediği için fiilden isim yapım eki var. Ama düşünceler derken nerede çokluk orada? Lerler. Harikasın. Burada lerler çekim ekimiz var. Çokluk çekim eki. Düşünceleri onun düşünceleri dediğimiz için yine çekim eki var. İyilik eki şöyle yazıyorum. İyilik eki. Buraya da ler çokluk eki diye yazıyorum Tonguç evladım benim. Düşüncelerini belirtme ekinde hemen çekim eki olarak buraya iyi belirtme hal eki olarak buraya not düşüyorum Tonguç evladım benim. Kısmaktan kısa. Bak kısmaktan kısa dediğimiz için burada fiilden isim yapan ek var. Buraya da yine yapım eki yazıyorum. Kısmaktan kısa, dizmekten dize, sürmekten süre. Bu da zor bir yapım ekidir. Anlaşılır demiş. Anlamaktan anlaşmak bir yapım eki. Anlaşılmaktan anlaşılmak bir yapım eki. Burada anlamaktan anlaşmak fiilden fiil yapım eki. Anlaşmaktan anlaşılmak fiilden fiil yapım eki. Anlaşılır derken bu çekim eki. Ne bu? Kip eki. Yani geniş zaman kip eki olduğunu görmemiz gerekiyor. İfadelerle vermiş diyor. Şimdi ifadeler derken ler çokluk eki, çekim eki böyle yazıyorum. Yine le bağlama eki olaraktan yine ile edatı buraya bağlanmış ve zarf yapmış. İfadelerle demiş. Bu da bir çekim eki. Vermiş derken miş, çekim eki, fiil çekim eki, kip çekim eki. Sanattan sanatlı derken isimden isim yapan bir yapım eki. Bak iyiden iyi diye yazıyorum. Sözden sözcük yine İsimden isim yapmış. Bu da bir yapım eki Tonguç evladım. Sözcüklere derken ler çekim eki çokluk eki. Buraya yazıyorum. Nerede çokluk orada lerler demiştik. Sözcüklere e derken yine e çekim eki ve yönelme hal eki olarak bilmemiz lazım. Zaten neydi? İ belirtmeydi. E yönelme. D bulunma. Den ayrılma. O zaman yazıyorum. İ belirtme hal eki. E yönelme
haleki de bulunma, haleki den ayrılma halekleri. Bunlara biz halekleri veya diğer bir deyişle durum, çekim, ekleri diyoruz. Bunları buraya yazalım ki bundan sonra daha kısa yazalım. Yer vermediği için diyor. Ha bak burada. Dik yine yapım eki. Niye? Fiilden isim yapmış sıfat fiil eki. Ve burada vermediği için derken i çekim ekini bilmemiz lazım. M olumsuz ikili çekim eki olduğunu bilmemiz lazım. İçin sadece büyüklere. Burada yine büyümekten büyük. Aa bize sadece alt üst çocuklar demiş. Ben gaza gelmiş hepsini yapıyorum. Alt üst çocuklara bakayım o zaman sadece. Büyümekten büyük. K yapım eki şöyle yazıyorum. Büyümekten büyük olduğu için fiilden isim yapım eki diyoruz. Ler yine çokluk eki. O zaman çekim eki diyoruz. E yine çekim eki yönelme hal eki. Bunları geçiyorum artık. Az önce hepsini yapmıştım ama söylemiyoruz. Yine büyümekten büyükten derken K yapım eki niye fiilden? Büyümek fiilden büyük olmuş. Büyümekten büyük, uzamaktan uzak, işte ne bileyim yanmaktan yanık, kısmaktan kısık yapım ekini gördük. Bir de büyükten derken ten çekim ekimiz var. Ayrılma hal eki olaraktan buraya yazıyoruz. Ayrılma hal eki diyoruz Songucuğum. Küçüğe derken de sadece bak ünsüz yumuşaması var. Onu biliyoruz ses bilgisine bir gönderme yaptık ama E çekim eki olduğu için hemen rengimi değiştiriyorum. Mor renk yapıyorum. Buraya altına çekim eki yazıyorum. Ve E yönelme hal eki diye bunu da not düşüyorum. Tonguç herhalde benim. Herkes tarafından okunan bu kitap diyor. Burada sıfat fiil eki var falan. Bunları geçelim. Satmaktan satış fiilden isim olmuş ve bu bir yapım eki diyoruz. Ve böylece hepsini bitirmiş oluyoruz. O zaman mutlaka ne diyorsun Tonguç'um? Zoru Bankası'ndaki bütün ödevleri güzel çekiyorum. Sınavda iyi not alacağım hocam inşallah. Aferin inşallah süper bir not alacaksın. Aynı zamanda bunların daha fazlasının sınıf anahtarı sisteminde olduğunu da unutma. Oradan da mutlaka izle. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla. Sana güveniyorum evladım.